Gregory, bu paraya çok ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. 40 yıl düşünsem, şu kalender abi Eric Cantona'nın meşhur agresif halinden dolayı emeklilikte sinema sanatına saracağını, bu kadar fantastik rol kesebileceğini, hatta buradan da sağlam bir gelir elde edebileceğini aklıma getirmezdim. Aslında Eric Cantona'yı tanıyanlarınız, bu iş için biçilmiş kaptan hocam, o kadar da değil diyecektir. Bu katları saymakla bitmez çünkü. Kenardan off diyen Crystal Palace taraftarına attığı... Kung fu tekmesi onu sahalardan biraz uzaklaştırsa da pek çok kişi için bir futbol efsanesiydi muhterem. Videonun konusu belli. Öfkenin bile sanata dönüştürüldüğü bir dünyayı Eric Cantona üzerinde mercek altına almaya çalışıyorum. Netflix bana Dérapage film serisini önerene kadar Eric Cantona'yı unutmuştum açıkçası. Hatta öfke videosu çekmek o an aklıma geldi. Yalnız burada Fransızca telaffuzumu da boş geçmeyin. Hani bayağı bir gırtlak çalıştım orada. Dérapage, kızak demek. Kıza alınmak deyim yani. Bir tür işten kovmak da diyebilirsiniz. Evet, onu seride ilk gördüğüm anda Eric Cantona'nın yaşlı haline amma da benziyor dedim. Vallahi de öyle çıktı. Hocam biz çoktan izledik. 2020 dizisi o derseniz de haklısınız. Ama 250 sayfalık romanımı da bu esnada tamamladım, şuraya bırakıvereyim. Şimdi öfke konusuna nasıl geliyoruz? Daha doğrusu nasıl gelmeyelim de diyebilirsiniz. Trafik lambalarında önünüze duran bir araç yeşili o kadar sevdi ki acaba başka tonları da var mı minvalinde boş yere bekleme yapıyor. Beklediniz, beklediniz ve bastınız kornaya. Doğrusu da bu. Ama öndeki abi aynı şeyi düşünmüyor. Abiyi görseniz zaten iki kere düşünürsünüz. Ya da tersi durumda arkadan biri size sürekli korna basıyor. Sizde hata yoksa şöyle bir diksizden arkayı kestiniz. Dişinize göre ise bir ne var ne. Yer arkadaki herhalde. 2 saniye sonra gel. İkinci korna size küfredildiği anlamı taşır. Ya da çok konuşma anlamı taşır. Ve ufak ufak öfke duygusu kendini hatırlatmaya başladı işte. Engelli otoparkına park edenler, trafikte sıkıştırıp sizi kenara atanlar, anlayışsız arkadaşlar, iş yerinde işi sapsaklayanlar, hakaret eden patronlar, derslere devam etmeyenleri devamsızlıktan bırakanlar, dengesiz müdürler, baskıcı ebeveynler, aşırı hırslı tipler ve kötülükle beslenenler. Bunlar yaşam sürdükçe hep var olacaklar. Olan bitene duyarsız kalmak en iyisidir demiyorum. Ancak kendinizi fazla kaybedip de Eric Cantona, yani hani bir Alain Delambre olmayın. Ya da Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck ya da namı diğer Joker olmayın bence. Sinemanın adeta öfkeden doğan anti kahraman yaratmadaki mahareti o kadar ilgi çekici ki Venedik Film Festivali'nde tam 8 dakika ayakta alkışlanmıştı bu karaktere hayat veren Joaquin. Arthur'un öfkesi de işsiz kalmasıyla alakalıydı. Eric Cantona'nınki de. Arthur'a New York'un finans kompedanları sataşmıştı. Eric Cantona'ya da çalıştığı iş yerindeki kısım şefi. Her ikisi de biraz abartılı olsa da içlerindeki elektriği tahliye etmek için şiddete başvurmuştu. Ama öfke patlamasına kadar olan bitendi bu anti kahramanları kahraman yapıveren şeyler. Kahraman mı? Nasıl yani? Her iki filmin de ana teması bu pek benimsenmeyecek öfkeli davranışlar gösteren adamları yaşadıkları topluma sevdirme üzerineydi ve bence bunda da acayip başarılı olmuş. Damadından borç isteyen Kalender abinin aldığı yanıt: üzgünüm ama yardımcı olamam. Gerçekten üzgünüm. Yerinde olsaydım tatile çıkardım. Otele paran yetmezse eğer sen de bir haftalığına kampa gidersin. Olunca sonuç kaçınılmaz olmuş ve belki de diziyi izleyenlere oh çok iyi oldu dedirtmiştir. Arthur da canlı yayında TV yapımcısı ve sunucu Murray'den sadece biraz
Kimse kendini diğerinin yerine koymuyor artık. Anlayış bekliyordu ki onu ortadan kaldırdığında neredeyse ayakta alkışlayacaktık biz de. Araştırdım. Öfke gayet sağlıklı bir insan duygusuymuş. Ama dozunda olursa bu daha iyi tabii. İnsanın sahip olduğu ve açıkça çıkardığı müthiş bir enerji bu. Dozu aşarsak işte o zaman sorunlar başlıyor. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın elden gitmesi an meselesi. Öfke dalgaları insan vücuduna girdiği zaman bir şekilde çıkacak yer arıyor. Tıpkı elektrik akımına kapılmış birinin topuklarının yanması gibi. Yani giren elektriği oradan tahliye etmesi gibi. İşte günlük hayatta biriktirdiğimiz öfke de benzer bir şekilde bir çıkış yolu arıyor. Küçük stres olayları bir eşiği geçtiği zaman öfke patlaması yaşıyoruz. Öfke patlaması yaşayan insanların birçoğu olayı tetikleyen etkenden ziyade bu birikmiş öfkeyi yaşıyorlar. Açıklaması da şu: bir an kendimi kaybettim. Peki yok mu bunun bir çaresi? Birincisi mekanik, ikincisi de bilişsel. Valla aşırı öfkeli olanlara eskiden uygulanan tedavinin adının lobotomi olduğunu söylesem, bilenler, duyanlar varsa gözlerini kısıp hareketini burada rahatlıkla yapabilirler. Zira beyne göz çukurundan bir buz kıracağı sokuluyor, ön nokta meydana getirilen titreşimlerle öfkeli, o her şeyi paramparça etme eğiliminde olan kişi bir anda guguk kuşuna dönüveriyor. Bunu kimse yaptırmaz derseniz yaptırmış olanları sayı vereyim. JF Kennedy'nin kız kardeşi Rosemary mesela. Arjantin devlet başkanı Eva Perón ve 3500 civarında diğer hastalar. Gerçi Eva Perón'a uygulanma sebebi kanser tedavisindeki ağır süreci hafifletmek içindi. Guguk kuşu demişken lobotomi konusunun da işlendiği bir film ve 1976 yılında Oscar ile ödüllendirilmişti. Çok şükür lobotomi 20 yıl kadar sürdü ve bitti. Lobotominin tam karşılığını bilemiyorum ama günümüz teknolojisi TMS aşırı agresyon sorunlarının çözümüne bir alternatif. Tabii ki buna hekimler karar verir. TMS yani transkranial manyetik stimülasyon, buz kıracağı, ameliyat ortamı ya da elektroda ihtiyaç duymadan beyinde manyetik alan oluşturup sorunlu bölgedeki kimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltme işi. Davranış terapisiyle de bundan kurtulmanız mümkün. Tabi ama spor salonuna kaydolup da bir daha uğramamaya benziyor bu iş birazcık daha. Yine de anlatayım ben. Örneğin sizi öfkelenden şey bir insansa ve gözlerinizin tam ortasına bakarak size doğru ilerliyorsa onun o an tütü etekli olarak size yürüdüğünü hayal edin. Etek giymiş mesela. Eğer sizi öfkelendiren şey içinde bulunduğunuz sistemse üstesinden gelmesi çok kolay bir durum bu. Şöyle düşünün. Öfkelenmemek için dünyanın dört dörtlük insanlarla dolmasını bekleyeceğim. Bu ne kadar imkansız bir şey. Dünyanın dikenli, çamurlu, kırık camlarla dolu olduğu ortada. Birinin dünyayı temizleyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ayakkabı giyip yolunuza devam edin bence. Ayağınızı kirletmeye değmez. Temel öfke nedeni beklentilerimizin yüksek olmasıdır. Kişilerden, kurumlardan, sistemden ve kısacası tüm dünyadan beklentinizi fazla yükseltmeyin. Beklentilerinizi makul düzeyde tutarsanız öfkelenmenizi gerektirecek bir durumda olmayacaktır. Ve benden de size bonus öfke terapisi seansı. Ne zaman öfkelenmeye başladınız? Guguk Kuşu filmindeki büyük şefin lavaboyu camdan fırlatışını, bir patlayıcı uzmanı olan Simon Fisher'in silinmiş park çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle iki defa ceza kesenlere karşı Arjantin'deki 7 Emin Otoparkı'nı havaya uçuruşunu, canlı yayında TV sunucusu Murray'i haklayan Joker Arthur'u, çocukluğundan beri kendisine kazık atan bir uçak dolusu insana bedava bilet gönderip sonra da uçağı düşüren Gabriel Pasternak'ı, masum futbolcu Eric Cantona'nın yani Alain Delambre'nin attığı kafaları ve son olarak da öfke içerikli video yüklemesi yaptıktan sonra dersine yetişmeye çalışan birinin iki asansörden birini daha iyi çalışıyor diye tercih ettiğini ve sonra da asansörde mahsur kalışını ne oldu buna şimdi? Aklınıza getiriverin. Ne oluyoruz ya?